Ay, bu çay çok kötü olmuş. Hiç beğenmedim ben. Kezban! Bence çok iyi. Kezban'ı da çağırıp durma. Teyzesi hastalandı gitti, yok kız. Aa, hiç haberim yok. Ne ara gitti? Başka şeylerle ilgilenmekten vaktin olmamıştır. Ondan bilmiyorsundur. Aşk olsun anneciğim. Yani siz de benimle uğraşmasanız olmaz. Bu arada akşam yemeği çok güzeldi. Tadı damağımda kaldı. Et lokum gibi olmuş. E tabi Leyla terbiyesini dünden yaptı ta. O yüzden güzel oldu et. Ay vallahi ben hiç beğenmedim. İçine saçma sapan bir şeyler koymuş. Tadı da böyle bir tuhaftı. Ay, midem ayağa kalktı. Hiç beğenmedim. Allah Allah. Daha iyisini sen yap yiyelim. Aa, üstüme iyilik sağlık. Yani benim yemeklerimle şu kızın yaptığı yemek bir olabilir mi hiç anne Allah aşkına? Ne yapmış? Altı üstü bir et terbiyelemiş o kadar. Ne yapmış? Bir eti terbiyelemiş. Altı üstü bir et. Sen altı üstü eti yapamadığın için 30 senedir çeke çeke çenemiz ağrıdı be. Aşk olsun anne. Sen de ne yapıp edip lafı bana getiriyorsun, benimle uğraşıyorsun. Ya benimle ne alıp veremediğim var ben anlayamadım gitti yıllardır. Ben de senin Leyla ile ne alıp veremediğin var, onu anlayamadım yani. Yani ne yapıp edip lafı Leyla'ya getirmeseniz olmaz değil mi? Arkadaşım ne Leyla'ymış ya? Leyla da Leyla. Ay saat de epey oldu anne. Çocukların iş yemeği nasıl geçti acaba çok merak ediyorum. Vallahi Leyla'yı çıkarken görmedim. Ama Gülsüm çenesini tuttuysa o yemek iyi geçmiştir. Saadet anne kusura bakma da sen çok büyük haksızlık yapıyorsun. Yani Gülsüm de bizim gelinimiz. Leyla da Leyla. Yani gelinler arasında ayrım yapıyorsun resmen bilerek. Hayır efendim, doğruları söylüyorum. Gülsüm'ü tanımıyor musun sen? Çenesini tuttuysa iyi geçmiştir işte. Geldiler. Mirza, yemek nasıl geçti o? Leyla. Babaanne, müsaadenle biz yukarı çıkıyoruz. Müsaadesiz, buyurun. Leyla, benimle gel. Fırat, gel bakayım anlat ne oldu? Rezil olduk babaanne. Leyla'yı görmen lazım. Abimi de beni de rezil etti. Ne? Nasıl? Yani ben o kadar uyardım babaanne ama... Vallahi bilmiyorum ki babaanne. Kıyafeti, saçı başı geldiğinde bir farklıydı. Masaya geldiğinde biz bir şaşırdık. Ondan sonra anlattıkları şakalar, fıkralar, espriler. Espriler, şakalar, fıkralar Leyla. Sorma babaanne, sorma. Coştukça coştu, hızını alamadık. Sen ne diyorsun ya? Allah'tan karıcığım vardı. O kurtardı durumu. Akif'e ve karısı Gül'e bayıldı. Canım benim. Ah canım gelinim benim. Fıratçım, Gül olmasa bak rezil kepaze olacak mısınız çocuğum? Üstelik şirketin itibarı da iki paralık olacaktı belki de. Aferin Gül. Geç böyle geç. Leyla, bu halin ne? Mirza ben... Sen nasıl gelirsin şirket yemeğine bu halde? Ben seni utandırmamak adına... Utandırmamak adına mı? Ben yerin dibine girdim Leyla. O konuşmaların, tavrın neydi senin? Ama beni çok beğenmişler. Fıkralarıma, şakalarıma bayılmışlar. Ya bunu nereden çıkardın ya? Ha? Ben sana demedim bu şirket yemeği benim için çok önemli diye. Neredeyse anlaşmayı ben kaybediyordum. Şirketin itibarı iki paralık oldu az kalsın. Bak Mirza ben... O konuşmaların, saçma sapan hallerin, yerli yersiz davranışların. Leyla sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Ben senin karın olarak... Tamam. Bak yeter. Şu makyajını çıkar. Saçını başını da düzelt. Allah aşkına bir kendine bak. Bu sen misin gerçekten ha?
Bu sen misin? Benim yanıma nasıl böyle gelirsin sen ya? Ama... Aması falan yok. Amacın neydi senin, söyle bana. Senin yanına yakışan biri olmak için. Benim yanıma böyle mi yakışacağını sanıyorsun? Bana bak. Seni bu halde bırak yemeğe götürmeyi. Sokakta görsem selam vermem. Duydun mu? Bir daha seni böyle görmeyeceğim. Mirzacığım, biz Leyla'yı çok merak ettik. Nasıl kızacağız? Merak edecek bir şey yok anne. Sen nereye gidiyorsun Mirzacığım? İşe gidiyorum. Yarınki toplantı için hazırlanacağım. İyi bakalım, tamam. Hadi güle güle. Hadi çocuğum, hadi. Gel. Acaba ne yapıyor içeride? Hiç sesi de çıkmıyor. Mazarı işitti ya, kesin ağlıyordur. Ağlasın ağlasın, daha çok ağlayacak. Bu eve geldiğine geleceğine onu bin pişman edeceğim. Anne, hayret, bu bizim Mirza abime şikayet etmemiş. Aa, ne demek şikayet etmek? Sıkıysa etsin. Vallahi doğduğuna pişman ederim ben onun.